Kırgızistan Cumhuriyeti oturumuna hepiniz hoş geldiniz. Kırgızistan Cumhuriyeti oturumunun moderatörlüğünü yapmak üzere Cengiz Toktabekov, Kırgızistan Cumhuriyeti Türkiye Ticaret Temsilcisini moderatör olmak üzere sahneye davet ediyoruz. İyi günler, hepinize merhabalar. Ben Cengiz Toktabekov, Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı'nın ticaret müşaviri olarak buraya yeni hizmete görevlendirdik. İlk önce bugünkü bizim programımızla sizi tanıtmaya izin soruyorum. İlk önce açılış konuşmamızı Sayın Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Sayın Lira Sıdıkova Hanım'a konuşması olacak. Ondan sonra bizim Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Ulusal Yatırım Ajansı'nın Müdür Yardımcısı Sayın Nuradil Bayasov Bey'in konuşması olacak. Ondan sonra Kırgızistan Ticaret Oda Başkanı Danışmanı Sayın Kerimbayev Avaz Bekbey de olacak. Ondan sonra bizim Fahriye Konsolosumuz ve Marmara Grup Başkanı Sayın Akan Suvari Bey de olacak. İlk önce açılış konuşmamız için Sayın Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolu Lira Sıdıkova Hanım'ı davet ediyoruz sahneye. Değerli beyler, hanımlar, beyler, yetkinliğimizin kıymetli katılımcıları, bugün hepinizi Kuşak Yol ve Orta Koridor üzerinde Yeni Pazarlar Zirvesi ve Fuar adlı bir önemli etkinlikte ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Öncelikle Kırgız heyeti ve kendi adıma Türkçin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği'ne bu etkinliği en üst düzeyde gerçekleştirdikleri için şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Bugün ben ve Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Ulusal Yatırım Ajansı Başkan Yardımcısı Bayasov Nuradil, Kırgız Cumhuriyeti Bursa Fakri Konsolosu Bilal Tutuş ve Kırgız Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Temsilcisi Cengiz Toktabekov bizim tarafından görevlendirilen meslektaşlarımız Kırgız Cumhuriyeti'nin yatırım ve pazar fırsatları hakkında bilgi sunacağız. Değerli hanımefendiler ve beyefendiler, etkinliğimizin başlığında yer alan Kuşak Yol ve Orta Koridor ülkelerinin gelişmiş sektörleri ve yeni pazarlar konusunda değinmek istiyorum. Avrasya bölgesindeki mevcut jeopolitik gerçeklikler göz önüne aldığında yeni ticaret yollarını keşif edilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda Orta Koridor en uygun ve ihtiyaç duyulan koridor haline gelmektedir. Bu koridor Kırgızistan'da dahil olmak üzere Orta Asya ülkelerinden geçip Türkiye'ye kadar uzanan, Çin'den Avrupa ve Orta Doğu'ya yük taşımak için en güvenli ve en kısa yoldur. Orta koridor nakliye süresini ortalama 7-8 gün kısaltacağı için Rusya üzerinden kuzey rotası ve İran üzerinden güney koridoruna göre avantajlı bir alternatiftir. Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Sadır Nurhoca'yevic Japarov da kendi konuşmasında Orta Koridor'un ehemmiyetinden bahsetti. 2022 yılında Şanghay İşbirliği Örgütü'nün Semerkant Zirvesi'nde Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolunun inşasına ilişkin bir anlaşma imzalandı. Bu kapsamda taraflar bugüne kadar Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu projesi için gerekli fizibilite çalışmasını ve projenin ortak değerlendirmesini tamamlamıştır. Etkinliğin değerli katılımcıları, Kırgızistan'ın yatırım ve ekonomik fırsatlarını kısaca
kısaca özetlememe müsaadenizi rica ediyorum. Kırgızistan zengin bir tarihi mirasa, güzel bir doğaya ve eşsiz bir coğrafi konuma sahip bir ülkedir. Orta Asya'nın merkezinde yer alıyoruz ve bu da bize ticaret, altyapı ve turizm geliştirilmesi için muazzam bir potansiyel sağlıyor. Coğrafi konumunu nedeniyle Kırgızistan uluslararası ulaşım yollarının kavşak noktası ve Orta Asya ülkelerinin arasında önemli bir bağlantıdır. Bu da Kırgızistan'ı uluslararası ticaret ve bölgesel pazarlarının entegrasyonu için önemli bir geçiş noktası haline getirmektedir. Ülkemiz son birkaç yıldır elverişli bir yatırım ortamı yaratmak ve girişimcilik ortamını geliştirmek için aktif bir şekilde çalışmaktadır. Enerji, turizm, tarım, bilgi teknolojileri, daha pek çok sektörlerde geniş bir yelpazede yatırım fırsatlarını sunuyoruz. Sunduğumuz yatırım avantajlarından ve faydalarından sadece birkaçına değinmek istiyorum. Vergi avantajlarına gelirsek, Kırgızistan yatırımcılar için çok çeşitli vergi imtiyazların sağlamaktadır. Mal, iş ve hizmet ihracatının yanı sıra uluslararası taşımacılıkta katma değer vergisine muaftır. Tarım üreticileri tarafından arz edilen mal, iş ve hizmet satışları satış vergisine muaftır. Yeni kurulan bir işletme için 5 yıla kadar emlak vergisi muafiyeti var. Bazı tercihli bölgelerde yatırımcılar sanayi, ihracat odaklı ve yenilikçi işletmeler kurarken satış vergisi, gelir vergisi, arazi vergisi ve emlak vergisinin 5 yıl süreye muaf tutulmakta ve bu süre 10 yıla kadar uzatılabilmektedir. Bu vergi politikası yatırımcıların kazançlarının çoğunu ellerine tutmalarına ve finansal maliyetleri azaltmalarına olanak sağlamaktadır. Serbest ticaret bölgemiz var ve yatırımcılar için özel gümrük avantajlarını sağlıyoruz. Yatırım projesi uygulamasının bir parçası olarak ithal edilen teknolojik ekipman, bileşensel ve yedek parçalar, ham maddeler ve başka tüm gümrük vergilerinin muaftır. Yatırımcıların hakkının korunması konusuna gelirsek, Kırgızistan hukuk sistemini geliştirmek ve yatırımcıların güvenliğini sağlamak için aktif olarak çalışmaktadır. Böylece Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Sadırın Ruhucu Özcaparov'un Kırgız Cumhuriyeti yatırımlar hakkında kanununda değişiklikler yapıldı ve Kırgız Cumhuriyeti kamu özel ortaklığı hakkında kanununun yeni bir versiyonu kabul edildi. Buna göre kamu özel projelerinin uygulanmasına yönelik prosedürler önemli ölçüde basitleştirildi ve ortaklar için garantiler getirildi. Yatırımcılar için şeffaf ve açık bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. Yatırım kuralları ve prosedürleri hakkında gerekli tüm bilgiler elektronik ortamda mevcuttur. Ayrıca Kırgızistan'da bir iş kurma ve yürütme süresini önemli ölçüde basitleştiren, işletme teşkilini kolaylaştıran bir sistem getirdik. Etkinliğin değerli katılımcıları Kırgız Cumhuriyeti Avrasya Ekonomik Birliği'nin bir üyesidir ve ülke topraklarında üretilen tüm malların Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Rusya'ya gümrüksüz ihracatının yanı sıra Avrupa Birliği ve Amerika pazarlarına 6000'den fazla özellikle taze meyve, işlenmiş meyve, bakliyat, fasulye bezeli gibi gıda ürünleri, tütün gibi tarımsal malların yanı sıra
tekstil, keçe ürünleri, deri dahil giyim, halı ve benzeri ürünleri gümrüksüz ithalatı hakkını veren GSP ve GSP Plus statüsüne sahiptir. Konuşmanın sonunda vurgulamak isterim ki Kırgızistan Cumhuriyeti'nin potansiyeline derinden güveniyoruz ve başarılı yatırımcılar için size tüm fırsatları sunmaya hazırız. Pazar araştırması ve proje seçiminden işletme tescilliğine kadar yatırım süresinin her aşamasında size destek olmaya hazırız. Sizleri Kırgız Cumhuriyeti'ne giderek buradaki iş koşullarını yakından tanımaya davet ediyorum. Son olarak belirtmek istiyorum. Kırgızistan bir fırsatların ülkesidir. Yatırım yapmak için en iyi zaman dündü. Bugün de başlayabilirsiniz. Yatırıma ne kadar erken başlarsanız o kadar çok seçeneğiniz olur ve o kadar kısa sürede sonuç alacaksınız. İlginiz için teşekkür ederim ve bu etkinliğin sahiplerine bir daha şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Sayın Lira Sıdıkova Hanım konuşması için teşekkür ediyoruz. Şimdi bizim Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı Ulusal Yatırım Ajansı'nın videosunu sizin nazarınıza teşekkür ederiz. Sizin müsaadenizi rica ediyoruz. İşsiz yuvarlı sarkılar Kırgızistan'da bitiren günler tamamen organiktir. Tabii
Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Ulusal Yatırım Ajansı'nın Kırgızistan Yatırım ve Ticaret Tanıtma Videosu için teşekkür ederiz. Ve Yatırım Ajansı'nın Müdür Yardımcısı Sayın Nuradil Bayasov Bey'i sahneye davet ederiz. Саламатсыздарбы. Урматты жыйынтыгынын катышуучулары, ардактуу коноктор. Биринчиден уюштуруучуларга өзүм атыман жана Кыргыз Республикасынын инвестициялар боюнча улуттук агенттигинин атынан терең ыраазычылыгымды билдирмекмин. Бүгүн экинчи күн бул иш-чарада катышып атабыз. Өзгөчө бир маанилүүлүгү бар, себеби Ортоңку коридордо биздин мамлекеттер, биздин өлкөлөр бүгүнкүндө жайгашкан. Ортоңку коридор аркылуу бүгүнкүндө соода, экономикалык жана инвестициялык кызматташтыкты биз мындан ары дагы бийик деңгээлге жеткириш керекпиз. Бүгүнкүндө ортоңку коридордо турган мамлекеттер арасында соода алакабыз дагы кеңейип атат. Мерабалар сайын etkinlikimin katılıcıları sizlerde Vietnam'ın bu ulusal yatırım ajansı adına detayımızı iletmek isterim. Ve bu etkinliğin kuvvetlisi çok büyük. Çünkü Orta Koridor üzerinden bizim ülke üzerinden geçmektedir. Ve herkesi bu etkinliğe katıldığı için çok teşekkür ederim. Ортоңку коридор мамлекеттер аралык соода алакабыз дагы 53% өстү. Жылдын жыйынтыгында 6.6 миллиард долларды түздү. Бул өтө жакшы көрсөткүч, себеби 2020 жылдын ушу коронавирус пандемиядан кийинки мезгилде мындай өсүш биздин мамлекеттер үчүн өтө маанилүү. 2020 yılda göre %6 büyüme görmektedir ve bu büyüme de çok iyi bir gösterge ve bu iyi gösterge olarak sayılmaktadır. Ортоңку коридор мамлекеттер арасындагы инвестициялык кызматташтык өтө бийик деңгээлге чыкты. Былтыр жылдын жыйынтыгы менен 750 миллион доллардан ашты. Мында Кытай, Түркия, Казакстан, Өзбекстан, Азербайжан мамлекеттерден келген түз инвестициянын көлөмү. Орта коридор өлкөлөрүнүн ишбирлиги чок ии семинерде жүрмөктөдүр. Яны тирек жатырмалар бул өлкөлөрдөн 700 миллион доллара улашты. Бу миктар Кыргызстана япон жатырмалар инвестициянын агымында дагы өзгөчөлүк бар. Ортоңку коридордо Кыргызстан жайгашкандан соң бир чети Кытай Эл Республикасы, экинчи чети биз мына бүгүнкүндө Түркия мамлекети жөнүндө айтып атабыз. Эки ири инвестор болуп туруп, биринчи орунду былтыр 346 миллион доллар менен Түркия ээледи. Экинчи орунду 326 миллион менен Кытай Эл Республикасы ээледи. Бул дагы бир өзгөчөлүгү бар. Бул коридор өзөлүү бар, чүнкү бир жандан бул Чин, экинчи жандан бул Түркия болмактадыр. Geçen senenin göstergelerine göre en büyük yatırım yapan
ülkelerin birisi bu Türkiye oldu, ikincisi de Çin. Bizim prezentasyonda da, video prezentasyonda da terin, keng malumat berildi. Birok biz bugünkünde oşul şart menen koldonup, tak bugünkünde kanday şarttar tüzülüp atkan, kanday bagытта bugünkünde Kırgızstanda işmerlikti jürgüsü bolot degen malumatты берсем туура болот деп ойлоп атам. Daha önce gördüğünüz videoda biz Kırgızistan tarafından verilen kolaylık ve avantajlar hakkında bahsettik ve ama biz yine de daha detaylı olarak bunun hakkında bahsetmek istiyoruz. Ortonku koridor memleketler aralık 1996 yılından tartıp investisyonlarda koldo cana özara korgo iki taraptu cana göp taraptu gelişimlerge bardık memleketler menen kol koyulgan. 96 yılından bu yana koridor, orta koridor ülkeleriyle bu yana birçok ikili anlaşmalara imza atıldı. Koş sağlık boyunca dağı bugünkünde gelişimler iştep jatat. Bu ikili vergiler anlaşmalar üzerinde de bazı çalışmalar yürütülmektedir. Kırgızstan geografiyalık kalıcaktan ötü ıngaylı yerde jaygaşkan. Coğrafya açısından baktığımızda Kırgızistan çok iyi bir konumda bulunmaktadır. Ortonku koridor memleketlerin arasında en ıngaylı investisyonluk, en jağımlı investisyonluk klimat Kırgızistan'da jaralgan. Coğrafya açısından baktığımızda Kırgızistan'ın konumu yatırım yapmak için en uygun ve en elverişli konumda. Эмне үчүн Кыргызстан дегенде эң биринчи ушу инвестиция кылганга жана ишмердүүлүктү жүргүзгөнгө Борбор Азияда эң төмөнкү салыктар. Кыргызстанда Орто Азия өлкөсүнө эң түшүк вергилер кылганмактадыр. Энергетика багытында да бүгүнкүндө эң төмөнкү тарифтер Кыргызстанда. Enerji açısından baktığımızda Kırgızistan'da günümüzde en düşük tarifler kullanmaktadır. Bugünkünde 3 centi kana tüzet. 1 kilowatt çası. Sadece 1 kilowatt sadece 3 cent oluşturmaktadır. Ошол эле учурда мына салык жөнүндө айтып атабыз. Бизде жаңы салык кодексi кабыл алынган. Вергилер хакында бахсетиёбуз. Çok yakında yeni vergi kanunu kabul edildi. Жаңы салык кодексине ичинде мына бүгүнкүндө бардык салыктардан бошотконго инвесторлор үчүн шарттар түзүлгөн. 5 жыл биринчи 5 жылда биз карап көрөбүз. 5 жылдын ичинде ийгиликтүү ишмердүүлүктү жүргүзсө дагы 5 жыл кыргыз өкмөтү бергенге бүгүнкүндө даяр. Бул канун чечебесинде жатырмачылар үчүн ve tamamen vergi muaf uygulanmaktadır. Bu 5+5 sistemiyle uygulanmaktadır. İlk 5 yıl iyi gösterirse sonraki de 5 yıl vergiden muaf tutulabilir. Prioritetli dolborlordu, cana stratejik dolborlordu bu salık kodeksinin alkağında toluk boşotsok, salıklardan boşotsok da olat bizde. Strateji öneme sahip olan projeleri de bu kanun çerçevesinde muaf tutabiliriz. Stabilizasyonluk rejim mızamızda kabul alıngan. Stabilizasyon kanunu da kabul edilmişti. 10 yılın içinde salıklar özgörü boyunca cana salıklar özüp ketse biz şu stabilizasyonluk rejimde koldonsok bolot salıklar төмөндөп кетсе, инвестор жаңы режимге өтсө болот. Бул дагы жагымдуу шарт катары өнкүндө кабыл алынган. Бул стабилизацион режим чечебесинде эгер 10 жыл ичерисинде верги берүүчүлөрү жүксөлүрсө, о эски вергилери өдөмөө хакына сакиптир, ама вергилерди верги бюджеттери түшөрсө, эни верги системлерине уйланабилир. Bunu kendi yatırımcı seçebilir. Евразия экономикалык уюмунда бүгүнкүндө инвесторлор үчүн, ишкерлер үчүн дагы жагымдуу шарттар түзүлгөн. Мында биз бажы төлөмдөрдөн 5 жылга бошотконго дагы бүгүнкүндө шарттарды түзгөнбүз. Евразия
Avrasya Gümrük Birliği'nin çerçevesinde bizim yatırımcılar için de büyük avantajlar var. Bu tamamen gümrük ücretlerinden maaf tutulabilir. İnvestisyalık dolbor dişki aşırıp çatkanda bu jalpı çiki zattar, şaymandar, jana tiyüştü uşu investisyalık dolborun alkağındağı produksiyaga biz toluk bacı tölümlerden boşat bir alağız. Proje gerçekleştirme süresinde ham madde, ekipman ve gerekli ekipmanlar tamamen gümrükten muaf tutulur. İnvestorlar için bugün kündü 5 yıldan 10 yılga çeyin investisyalık viza mıyzamda karalgan. Bizim kanunlarımıza göre yatırımcılar için 5 yıllık vize öngörülmüştür. Albette Türkiye memleketi için bizde vizasız rejim var. Bir oşol ile uçurda bu cağımlı şart katarı çetki investorlar için gerektiği bir hükmade boyluyuz. Tabii ki Türkiye için bize vize için rejim uygulanmaktadır ama Türkiye dışında yatırımcılar için bu iyi bir koşul, bir iyi avantaj olarak düşünüyoruz. İnvestorlar için bugün günde artıkçılıklarda cana mıyzamdın neyizinde cengilikler cönde kısa malumat verdik. Oşol uçurda Kırgızstan'da tışkı bazarlarga çıkkanga dağı mümkünde iki taraptu cana göp taraptu gelişimler neyizinde cağımda şartlar tüzülgön. Bizim kanunlar çerçevesinde verilen avantajlar hakkında bahsettik ve onun dışında da bizim ikili anlaşmalar üzerinde de çalışmalar var ve çalışmalar sürdürmektedir. Onlar yurt dışına da pazarlara çıkabilmek için imkanlar öngörülmüştür. Kırgızstan Evrazya Ekonomikalık Uyumu'nun mücresi 180 milyondan aşık pazar mümkündü. Hiç kanday bir bariyersiz prodüksiyonu eksporttoğungu ıngaylı şartlar tüzülgön. Kırgızstan Avrasya Gümrük Birliği'nde bulmaktadır ve 180 milyonluk halka hiçbir bariyer olmadan erişebilmektedir. Kırgızstan Borbor Azya'da yalgız mamleket. Mında bizde VSP plus Avrupa mamleketlerine jeñillikler karalgan. 6000'den aşık tür prodüksiyonu hiç kanday bir bariyersiz, hiç kanday tölümsüz eksporttoğungo şartlarda tüzüp bergenbiz. Sadece Orta Asya'da Kırgızstan'da JSP ve JSP Plus imkanlarıyla ihracatçılar Avrupa pazarlarına çıkabilmektedir. Ve 6000 ürünü oraya çıkabilmektedirler. Kırgızstan VSP Amerika Koşma Ştatlarının rejiminde kullanıp 3.500'den aşık prodüksiyonu oşonda öyle bariyersiz eksporttoğungu mümkündü mümkünçülükler var. Aynı zamanda JSP ile kullanarak Amerika'ya 3500 tür ürünü Amerika'ya ihracat edebilmektedirler. 10.000'den aşık prodüksiyon mümkündü Ulu Britanya ülkelerine dağı cengildik rejimi menen eksporttoğungu mümkündü şartlar tüzülgün. Kolaylık sistemiyle Birleşik Krallıklara 10.000 tür üründen fazla ürünleri kolaylık yoluyla çıkarabilmektedirler. Borbor Azya'nın pazarları cana Kırgızstan'ın özünün içindeki şartlar mümkündü investorlarga toluk önügüp toluk sırtka çıkkanga dağı şartlarda tüsüp berdi. Kırgızstan dışında hem Kırgızstan içinde oluşan durum dışarıya çıkabilmek için tüm imkanları sağlamaktadır. Bugün de Kırgızstan'ın ekonomik sektörleri açık. Mıyzamlar boyunca Kırgız Respublikası'nın prezidenti tarafından bir neçe jarlıklar kabul alınıp investorlar için, işkerler için ıngaylı şartlar tüzülgön. Kanunlar çerçevesinde ekonomi sektör çok açık bir sektör. Bizim Cumhurbaşkanımız birkaç genelge kabul etmişti ve bu genelge üzerinde ihracatçılar ve yatırımcılar için en iyi avantajlar sağlamaktadır.
Bugün biz şu Avrupa menen Aziyanı biriktirgen köprüdü. En koos jana özgöçü dostuk, meyman dostuk mamilesi var. İstanbul şaharında joluşup atabız. Bugün bu Avrasya ile birleştiren bu etkinlikte buluşmaktayız. Türkiye boyunca dağı iki sözde aytıp etmekçimin. Ve Türkiye hakkında birkaç söz söylemek istiyorum. Türkiye memleketi bugün kündü investitsiya bağıtında akırkı yıllarda birinci orunda turat. Son yıllarda Türkiye yatırım açısından birinci sırada durmaktadır. Kırgızstan egemendülüktü algandan son 1991 yılı biz soğuda ekonomikalık jana investitsiyalık kızmattaştıktı baştağımız. 92 yıldan baştap 1,5 milyardtan aşık tüz investitsiya Türkiye memleketten Kırgızstan ekonomikasına salıngan. Biz 1991 yıldan başlayarak açık pazar sistemi çalışmaya başlamıştık ve 92 yıldan bu yana Kırgızstan'a Türkiye tarafından 1,5 milyar dolar yatırım yapılmıştı. Bugün kündü ekonomika sektörlerindeki ar tarafta kızmattaştığı uspar Türkiye işkerleri, Türkiye investorları iyigiliktü bir neçe investisyalık dolborlordu işke aşırgan. Türkiye ile bize ortak birkaç çalışmalarımız var ve şu an birkaç Türk işkerleri başarılı projeleri gerçekleştirmiş oluyor. Bu turizm sektöründe Sheraton, finans sektöründe Demirbank, soda sektöründe Bişkek Park, oşol ele uçurda bilim bağıtında, salamattık saktoo bağıtında, Tooken tarmağında Cengiz Holding аттуу компаниялар бүгүнкү күндө ийгиликтүү ишмердүүлүгүн жүргүзүп атат. Туризм секторунда Sheraton, банкачылык системинде Демирбанк ve madencilik sisteminde Cengiz Holding başarılı iş yürütmektedir. Türk eli менен, Türk мамлекети менен биздин тарыхыбыз бир, тилибиз бир, динибиз бир. Баарыңыздарды Кыргызстанга инвестиция кылганга, ишмердүүлүктү жүргүзгөнгө чакмакмын. Türkiye ile bizim dilimiz, dinimiz ve tarihimiz bir. Bu sebeple Kırgızstan'a yatırım yapmak herkese davet etmekteyim. Gönül kurgan sizlere çok rahmet. Dikkatleriniz için çok teşekkür ederim. Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Ulusal Yatırım Ajansı'nın müdür yardımcısı Muradil Bayasov. Biz teşekkür ediyoruz. Sıradaki konuşma Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı'nda olmaktadır. Bu arada bu konuşma benim konuşmayı sizlerin müsaadenizi rica ediyorum. Bugünkü etkinliğin değerli katılımcıları, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Kırgız Cumhuriyeti Ekonomi ve Ticaret Bakanı Sayın Daniyar Amangeldiyev adına selamları iletiyorum. Bu etkinliğe katılan tüm katılımcılara hoş geldiniz diyor. Sayın İhsan Beşer, bu davetinizden dolayı derin şükranlarımı sunuyorum. Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ikili ticaret ve ekonomik etkileşmesinin daha da yoğunlaşması ve derinleşmesi açısından bugünkü etkinliğin önemini özellikle söylemek isterim. Bu etkinliğin organizasyonu konuyla ilgilidir ve uluslararası toplumun gıda krizi sorunlarının çözümünde karşı karşıya olduğu zorlukları karşılamaktadır. Kırgız Cumhuriyeti tarımının 24'lük payına sahip bu tarım ülkesi olmasına rağmen un, buğday, şeker ve bitkisel yağ başta olmak üzere birçok gıda üründe ülke halen ithalata bağımlıdır. Son olayların arka planında ülkenin gıda bağımsızlığının sağlanması sorunu sadece Kırgızistan'ın değil tüm dünya toplumunun ulusal güvenliğin ana bileşeni olarak ortaya çıktı. Bu bağımda ülkelerimizdeki işlemeler arasında ticaretin engellenmesi için koşulların
kolaylaştırması konusunda özellikle dikkat çekmek istiyorum. Daha ileri çalışmalar için Dünya Ticaret Örgütü ticaretinin kolaylaştırılması anlaşmasında temel almayı öneriyorum. Bilgi olarak Kırgızistan bu anlaşmaya Kasım 2016'da katıldığını belirtmek isterim. Ticaret prosedürlerini basitleştirmeye yönelik ortak önlemlerin ticari işlemlerin maliyetlerini önemli ölçüde azaltabileceğine ve küçük ve orta ölçekli girişimcilerin ihracata fazla dahil olmasına katkıda bulunacağına inanıyorum. Bu önlemler ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğini geliştirecek ve girişimciler için uygun koşullar yaratacaktır. Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilere gelince, ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin dinamik bir şekilde gelişmekte olduğunu görmek memnuniyet vericidir. Kırgız Cumhuriyeti'nin 2023 ticaret cirosunda Türkiye'nin payı 4.8 olarak gerçekleşen bu göstergeye göre Türkiye, Kırgızistan'ın 4 ana ticaret ortağının biridir. Kırgızistan Cumhuriyeti Ulusal İstatistik Komitesi'nin resmi verilerine göre 2023 yılının son 6 ayında Türkiye ile ticaret cirosu yaklaşık 324 milyon dolar olarak gerçekleşti ve 2022 yılının aynı dönemine göre 10.7 arttı. Bunlardan ihracat 16.5 artışla 84.2 milyon, İthalat ise 80.8 artışla 239.5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kırgız Cumhuriyeti'nin çevre dostu ürünler üretme ve ihraç etme konusunda büyük bir fırsata sahip olduğunu belirtmek isterim. Şu anda Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu ürünlerin üretimine ve ihracata yönelik pazarlaşmasına büyük önem veriyor. Bu bağımda ürünlerimizi tatmaya davet ediyoruz. Ürünlerimizin Türkiye'deki perakende zincirlerini raflarında yerini bulmasını umuyoruz. Ayrıca ticaret misyonu Kırgız ürünlerinin Türkiye'deki ihracatıyla ilgili her türlü konuyu değerlendirmeye ve Kırgız Cumhuriyeti'nde mal üretimde ortak işbirliği konusunda yatırımcılara çalışmaya hazırdır. Kırgızistan yatırım projelerini ilgili taraflarından değerlendirmesi için sunmaya hazırdır. Bu forumun ülkelerimizin arasında yeterli ve erişilebilir karşılıklı mal tedariki akışının sağlanması için etkili bir platform göreceğini belirtmek isterim. Uluslararası ticaret ve ekonomik ilişkilerinin uygulanmasında piyasa katılımcıları birbiriyle karşı mümkün olduğuna açık ve öngörülebilir olacaktır. Bugünkü şöleni düzenleyen Sayın İhsan Beşer Bey, başta olmak üzere organizatörlerin tüm çalışmalarına ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Gelenek haline gelen bugünkü etkinlik, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu güçlendirmeye, birbirimize daha yakından tanımaya vesile olmaktadır. Konuşmamın sonunda bu sergiye katılan tüm katılımcılara verimli çalışmalardan ve ülkelerimiz arasındaki ikili ticaret ilişkilerinin güncellenmesinden dolayı teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Sıradaki konuşmamız Kırgızistan Ticaret Oda Başkan Danışmanı Sayın Kerimbayev Avaz Bey'e davet ediyoruz sahneye. Değerli baylar ve bayanlar, değerli katılımcılar, değerli arkadaşlar, ben sizi Kırgız Ticaret ve Sanayi Odası'nın adından ve şahsi kendimin adından selamlar ve saygılar sunmak istiyorum. Kuşak bu orta orta koridorla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Size de bazı bilgileri vermek istiyorum. Kırgızistan Orta Asya'da en
merkezinde yerleşen bir ülkedir. Eskiden binlerce yıllar boyu gelen İpek yolu, İpek yolunda duran bir ülkeyiz. Bu yüzden Sayın Başkonsolosu bildirdiği gibi Çin, Kırgızistan ve Özbekistan demiryolu projesi başlamaktadır. Bu proje Çin'den Avrupa'ya en kısa ve en avantajlı bir koridor olacaktır. Çünkü Çin'den Avrupa'ya kadar 8-10 gün arasında demir yoluyla yükler yetişecektir. Bu yüzden şu anda bu koridorla, karayoluyla çok sık kullanılan bir yolumuzdur. Türkiye'yi ve Kırgızistan'ı birleştiren bir yoldur. Bu çerçevede bizde Erkeştam, Çin ve Kırgızistan arasındaki sınırımızdaki Erkeştam yolunu daha genişletmektedir. Bu yola bizim Kırgız devleti de çok büyük bir önem vermektedir. Bu yüzden ileride bu demir yolu biterse sadece Kırgızistan için değil, o Orta Asya bölgesine, sadece Orta Asya bölgesi değil, Orta Doğu, Körfez ülkelerine kadar çok önemli bir koridora gelişecektir. Bu yüzden kısaca bu yolumuz Türkiye'yi, Avrupa'yı, Orta Asya'yı ve Çin'i birleştiren bizim ülkeleri aramızda, bizim ülkelerimizin ekonomisini en büyük ekonomideki büyümesine katkı sağlayan bir yol olacaktır. Teşekkür ederim. Kırgızistan Ticaret Oda Başkan Danışmanı Sayın Kerimbayev Avazbek Bey'e teşekkür ediyoruz. Kırgızistan Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Bilal Tutuş Bey'i sahneye davet ediyoruz. Teşekkürler. Sayın Başkonsolosum, değerli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler. Öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle Türkiye için İş Geliştirme Destekleme Derneği'nin bizi bu ortamda bir araya getirdiği için teşekkürlerimi iletiyorum Sayın İhsan Bey'e. Kuşak Yol Orta Koridor'un önemini, bilgisini Liri Hanım ve gerekli konuşmacılar çok fazla değindiler. Ben daha çok buraya değinmek istemiyorum. Ben Kırgızistan'da, ben aynı zamanda bir sanayiciyim, iplik ve perde üretimi yapıyorum, bir yatırımcıyım. Ben Kırgızistan'da neden yatırım yapılmalı ve hangi alanlarda yatırım yapılmalı, bu konular üzerinde daha çok konuşmak istiyorum. Başta turizm üzerine size bilgiler vermek istiyorum. Kırgızistan çok önemli bir turizm ülkesidir. Bunların başında Karakol şehri bulunmaktadır. Karakol şehrinin önemi, Karakol şehri kış turizmi adına kayak, ciddi manada kayak cazibe merkezinde halindedir. Oralarda kış turizmi adına yatırımlar yapıp ve orada kış turizmi adına sporlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Bununla beraber Islık Gölü bulunmaktadır. Islık Gölü dünyanın en büyük göllerinden biridir. Yaklaşık 6236 kilometre kare alana yayılmaktadır. Burada siz turizm alanında otel ve buna benzer yatırımlar yapabilir. Burada kendi işlerinizi geliştirebilirsiniz. Bir farklı alan, üretim alanına değinmek istiyorum. Kırgızistan üretim alanında çok önemli ülkelerden biridir Asya'daki. Eğer Asya'da bir ülkeye yatırım yapmak istiyorsanız muhakkak ki bu Kırgızistan olmalıdır. Bunun da başlıca sebepleri vardır. Onları size aktaracağım. En önemlisi KDV oranı %12. Gelir vergisi ve diğer vergiler %10 oranındadır. Eğer siz Kırgızistan'da bir yatırım yapmak istiyorsanız bir şirketi 3 gün içinde kurabiliyorsunuz. 1 kilowatt enerji tüketiminin bedeli ise 0.013 dolar sente tekabül etmektedir.
Bu da sizin orada üretim yapabilmeniz adına uygun atmosferin olduğunu göstermektedir. Sadece bu yeterli değildir. Aynı zamanda bir sanayici olarak bir ülkede siz sanayi adına bir üretim yapacaksanız, bir yatırım yapacaksanız siz hükümetin de desteğini almak isterseniz şu an Kırgızistan'da tüm bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı sizin orada üretim yapabilmeniz adına bütün sağlıklı ortamı sağlamaktadırlar. Bununla birlikte ticarete değinmek istiyorum. Siz herhangi bir ürünü üretiyorsanız ve bunu Asya'da pazarlamak istiyorsanız Kırgızistan bunun için en doğru ülkedir. Bunun en büyük sebeplerinden biri Kırgızistan Avrasya Ekonomik Birliği üyesidir. Bu sizin oraya bir ürünü soktuğunuzda 4 farklı ülkeye ve 250 milyonluk bir nüfusa ürün satabilmenin yolunu açar. Bu ülkeler arasında Belarus, Kazakistan, Rusya ve Ermenistan bulunmaktadır. Yani siz bir ürünü üretiyorsanız ve bunun satışını yapmak istiyorsanız Kırgızistan sadece Asya ile ilgili değil, size Rusya'yı, Belarus'u, Kazakistan'ı ve Ermenistan'ı ciddi bir kapı aralıyor demektir. Ve siz bu kapıdan faydalanmak istiyorsanız bu aralığı iyi görün diyorum buradan sizlere. Bununla beraber dünyada şu an en önemli gelir kaynaklarından biri olan Avrupa'nın, Amerika'nın birçok alanın en önemli üzerinde, başta Türkiye'nin de üzerinde durduğu en önemli alanından biri enerji, yani yenilenebilir enerjidir. Bunun 3 farklı yöntemi vardır. Birinci yöntemi güneş enerjisi. Kırgızistan doğasından dolayı, ovalardan oluştuğundan dolayı ciddi bir yıl içinde güneş almaktadır. Ve siz burada yaptığınız güneş enerjisi yatırımınızı, Türkiye'de şu an benim güneş enerjisi yatırımım var. Yaklaşık 4 yıl içinde siz geri dönüşümünü sağlıyorsunuz. Kırgızistan'ın hava koşulları sebebiyle 2,5 yıla tekabül ediyor bizim yaptığımız araştırmalara göre. Bununla beraber rüzgar enerjisi. Karlık olduğundan dolayı doğal kaynakları çok yüksek ve ciddi manada su var. Ve bu suyu doğru kullanmanın en önemli ve en doğru kaynaklarından biri hidroelektrik santrali. Eğer siz bir hidroelektrik santrali orada kurmak isterseniz, bunun Türkiye'de geri dönüşümü 7 ve 10 yıl zamanı içinde yaptığınız yatırıma göre değişmektedir. Fakat Kırgızistan'da 5 ve 7 yılda bu yatırımları gerçekleştirebilirsiniz. Sizler burada yatırım yapmak isterseniz ne yapmalısınız? Birinci şartlılık da bizi bulmalısınız. Bize nereden ulaşabilirsiniz? Bize sosyal medyadan ulaşabilirsiniz. Birçok haber kaynaklarından ulaşabilirsiniz. Her türlü kaynaktan, her türlü sosyal medyadan bize ulaşabilirsiniz. Biz Kırgızistan'da, Orta Asya'da, Türk devletleri şehrinde, şu an İstanbul'dayız. Türkiye yüzyılını konuşuyoruz. Türk yüzyılını konuşuyoruz dünyada. Hepinizi Kırgızistan'a, Türkiye Cumhuriyetleri'ne yatırım etmeye davet ediyorum. Bununla ilgili de bizim üzerimize düşen ne varsa her zaman emrinizdeyiz. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Kırgızistan Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Bilal Tutuş Bey'e teşekkür ediyoruz. Sırada Marmara Grup Başkanı Sayın Akkan Süveri Bey'i sahneye davet ediyoruz. Değerli Başkonsolosum Lira Hanımefendi, Kırgızistan'dan teşrif eden misafirlerimiz, aziz kardeşim organizatörümüz, bizi buraya toplayan kardeşim, hanımefendiler, beyefendiler. Ben yüksek heyetinize sayılardan söz etmek istemiyorum. Önceki hafta Bişkek'teydim. Orada değerli dostlarımızla ziyaretler yaptık. İmkanları gözümüzle gördük, kulağımızda duyduk. Elbette Türkiye ile
Kırgızistan arasında mevcut bulunan yatırım hacmi, ticaret hacmi henüz istenilen seviyede değildir. Bizim Kırgızistan'daki yatırımlarımız diğer ülkelere nispetle 350 civarındaki şirketimizle 2 milyon dolar civarındadır. Bu bizim girişimcimizi teşvik etmelidir. Zira boşluk var. Zira Kırgızistan önemli yeraltı kaynaklarına sahiptir. Avrasya Ekonomik Birliği üyesi olan Kırgızistan, bu üyelikle yaklaşık 200 milyon civarında insana hitap etmektedir. Kırgızistan'ın yeraltı kaynakları kadar tarım ve hayvancılık alanında da imkanlara sahip olduğu bir başka gerçektir. Ayrıca enerji, sanayi, ulaştırma, lojistik, akıllı şehirler, bilişim, hava teknolojisi ve iletişim gibi kalkınma planı kapsamında desteklenen alanların Türk iş insanları için fırsatlar oluşturduğunu bilmenizi isterim. Gene Kırgızistan'da organize sanayi bölgesinde fırsatlar sunmaktadır. Özellikle Narin serbest bölgesinin dikkatinizi çekmek isterim. Bizim Türkiye'de teknoparklarımızla sanayide dijital dönüşümle özellikle de altyapıdaki başarılı çalışmalarımızla sahip olduğumuz tecrübeleri Kırgızistan'a aktarabiliriz. Aktarmalıyız da. Bu arada Kırgız dostlarıma da söylemek isterim ki insani, kültürel ve siyasi işbirlikleri ile desteklenmeyen ticari ilişkiler zamanla gücünü kaybeder. Dolayısıyla sadece ticari olarak değil, eğitimden kalkınmaya, kültürden turizme kadar her alanda işbirliğimizi derinleştirmemiz gerekmektedir. Değerli katılımcılar, Kırgızistan'ın Türk iş insanına, onun girişimci yapısına olan ihtiyacımı gündeme getirirken eklemek isterim. Kırgızlar derler ki, sözünle değil, yaptığınla anılırsın. Muhterem iş insanları, önünüzde anılmanız için fırsatlar sizi bekliyor. Alakanıza göre teşekkür ederim. Değerli katılımcılarımız, hepinize Kırgızistan Cumhuriyeti oturumuna katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Öncelikle dernek başkanımız, Türkiye için İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Genel Başkanı Sayın İhsan Beşer'i sahneye davet ediyorum. Plaketlerini almak üzere Kırgızistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Lira Sıdıkova'yı sahneye davet ediyorum. Başkanımızı birazcık daha sahnede bekletelim. Kırgızistan Cumhuriyeti Türkiye Ticaret Temsilcisi Nuradil Bayasov'u sahneye davet edelim.
Tabii. Sayın bu organizasyonun, bu fuarın, kongres fuarın düzenleyicisi Sayın İhsan Köşer Bey, sizi sahneye davet etmek istiyoruz. Bir küçük bir hediye takdimimiz vardı. Başkan Danışmanı Kerim Bayer Avazbek'i plaketlerini almak üzere sahneye davet ediyoruz. Plaketleri takdim etmek üzere Kırgızistan Cumhuriyeti Türkiye Ticaret Temsilcisi Cıngız Toktabeyev'i sahneye davet ediyoruz. Cumhuriyet oturumu burada sona ermiştir. Hep birlikte bir hatıra fotoğrafı almak için bütün herkese sahneye bekliyoruz. Herkes beni tek dışkırıma bırakmadı.